16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylaması için yaklaşık bir aydan bu yana çalışmalara ara vermeden devam eden AK Parti İl Teşkilatı, referandum için sahada vatandaştan destek istemeye devam ediyor. Güven oyu 16 Nisan'da, i̇nşallah. 17 Nisan'da inşallah daha iyi olur. İnşallah. Değil mi? Matematiksel düşünce öyle. Aynen inşallah. Güven, istikrar devam ederse artar inşallah. İnşallah, aynen. Kahramanmaraş'ın hemen hemen tüm mahallelerine giderek vatandaşların nabzını yoklayan AK Parti heyeti, dün ise Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın öncülüğünde Trabzon Caddesi'nde saha çalışmalarını yürüttü. Güvenç öncülüğündeki AK Parti heyeti cadde üzerindeki esnafları tek tek dolaşarak 16 Nisan'daki referandum için evet desteği istedi. Bugün Maraş'ın kalbi olan Trabzon Caddesi'ndeyiz. Sizler de izliyorsunuz. Dulkadiroğlu Belediye Başkanımızla beraber esnafımızı selamlıyoruz. Esnafımızın morali yerinde. Yani her konuşmamda söylediğim gibi her geçen gün bilgi kirliliği dağılıyor, bilgi eksikliği gideriliyor. Dolayısıyla da halkımızın kararı net bir şekilde evet yönünde gelişiyor. Bu anlamda mutluyuz, gururluyuz. Zaten Maraş'tan da başka bir şey beklemiyor idik. İnşallah 16 Nisan akşamı Türkiye yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, yeni bir misyonla güvenin, istikrarın, umudun kazandığı bir Türkiye olacak ve önümüze daha aydınlık olarak bakacağız, güçlü bir gelecek görerek bakacağız. Yeni sistemle ilgili vatandaşların aklına takılan soruları cevaplayan Güvenç, vatandaşı sistemin içeriğini anlattı. Allah erkekler senin elini sıkalım oğlum. Hoş geldiniz. Diğer taraftan Güvenç, AK Parti Afşin İlçe Teşkilatı'nda Cumhurbaşkanlığı, Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği konulu toplantıda yaptığı konuşmada, 1950'den bu yana Adnan Menderes, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan ile 3 defa koalisyon derdinin aşılabildiğine değindi. Koalisyon demek kirli pazarlık demektir. Koalisyon demek uzun ömürlü olmamak demektir. Koalisyon demek iktidara seçilmişlerin dışındakilerin çok müdahale etmesi demektir. Bu koalisyonlardan bu ülkeyi kurtarmak lazım. Bir daha bu duruma düşürmemek lazım. 1950'den beri 3 kere koalisyon derdini aşabilmişiz. 3 karizmatik liderle. Menderes'le, Özal'la, Tayyip Erdoğan'la. Menderes'ten sonra çarçur etmişler 60'lı yıllarda. Özal'dan sonra 90'lı yıllarda çarçur etmişler. Biz diyoruz ki Tayyip Erdoğan'dan sonra yeniden bizle oynamasınlar. Oynayabilirler mi? Bakın oynayabilirler. 7 Haziran'daki düştüğümüz durumu düşünün. 258 vekille bize iktidarı vurdurmadılar. Allah muhafaza. Bakın 1 Kasım'da bu millet bize 317 vekil vermeseydi bugün bunları konuşamazdık. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 16 Nisan'da Rabbim güzel bir sonucu bizlere nasip etsin açıklamasında bulundu. Büyük lider Cumhurbaşkanımız, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu ateş tekrar parlatılmış. İnşallah 16 Nisan'da da tekrar yönetim sisteminin değişikliğiyle şahlara bu millet tacını başına takacak. Yeniden İslam ümmetinin bayrakları, sancakları olacak. Tüm mazlumlara adalet getirecek. Tüm nizama adalet getirecek. Mazlumların hakkını koruyarak bu millet yine Müslüman olduktan sonra yüklendiği görevi, İslam ümmetinin liderliğini, sancaklarını, görevini tekrar devralacak. Bu anlamda da ben çok heyecanlıyım. 16 Nisan'a kadar inşallah bu heyecanımız sürmeden devam edecek. Son olarak partililere AK Parti Afşin İlçe Başkanı Sabri Türkkahraman seslendi. Allah hepimizin emeğini, şevkini, gayretini artırsın, güç kuvvet versin. İnşallah 16 Nisan'a kadar hep beraber çalışacağız. Değerli dostlar, bir kavim kendi halini değiştirmedikçe Allah o kavmin halini değiştirmez. Biz buna inanmış insanlarız. Ha, biz 16 yıldır bu ülkede AK Parti kadroları olarak şu an baktığım zaman hepiniz kuruluşundan bugüne bu işin içinde olan, mutfağında olan, gece gündüz hayret gösteren kardeşlerimsiniz, arkadaşlarımsınız. Hepinizin emeklerinden dolayı hepinize hasreten teşekkür ediyorum.